Hatay'da hizmet veren gastronomi evinde vatandaşların beğenisine sunulan padişah yemeği kayısılı yerdan lezzetiyle damak çatlatırken pişirimiyle ustalık istiyor. UNESCO'nun gastronomi alanındaki şehirler ağında yer alan Hatay'ın yöresel lezzetleri Antakya Expo alanında bulunan gastronomi evindeki restoranda yaşatılıyor. Bölgesel lezzetlerin sunulduğu restoranda mevsime göre yemekler tercih ediliyor. Hasat edilmeye başlanan kayısı ve gerdanın birleşmesiyle ortaya çıkan eşsiz lezzet, kayısılı gerdan da gastronomi evindeki lezzetler arasında yer alıyor. Osmanlı döneminde padişah sofralarında tercih edilen bu damak çatlatan lezzetin püf noktası yaklaşık 3 saat pişirilerek servis ediliyor olması. Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, 5 yıldır unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri yaşattıklarını belirterek şöyle konuştu. Yaklaşık 5 yıldır Hatay'ın unutulan lezzetlerini ve unutulmaya tüm yüz tutmuş tüm lezzetleri Hatay halkına servis ediyoruz. Ancak yaşadığımız 6 Şubat asrının felaketinden sonra Expo Antakya'da yeniden faaliyetlerimize başladık ve Hatay'ın olmazsa olmaz tüm tencere yemeklerine sağlıklı beslenme, yöresel ürünlere destek verme, bölgesel ekonominin kalkınmasına destek olmak amacıyla UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde sunmaya devam ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk'ün çabaları ve destekleriyle bu faaliyetlerimizin uzun süre halkımıza fayda sağlaması için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bugün şefimiz sizlere bir Osmanlı mutfağının padişah yemeği olan kayısılı gerdanı yapacak. Hazır bayram yaklaşmışken misafirlerimize sofralarına eşlik edecek bu lezzetli yemeğin sizlere sunmak adına bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Aslında bu yemeğin Osmanlı Sarayı'nda padişah yemeği olarak anılmasının sebebi de padişahların uzun ve görkemli sofralarına eşlik eden ana yemek unsuru taşımasıdır. Peki bunun püf noktası nedir? Tam mevsiminde kayısıyla gerdanın birleşmesi ve mühürleme işlemi de dahil 2,5-3 saati süren bir pişirme tekniğinin olmasıdır. Evet.